benim kutsalım olan kadınların sahnede bu kadar aşağılanmasına tahammül edemedim özür dilerim. Efendim gördüğüm edepsizliğe dayanamadım. Anladım. Yoksa sokakta kaldıklarında ben üç katlı evimi onlara sunup rahatsızlık duymasınlar benden diye ceketimi alıp ben o evden çıkıp gittim. Anladım. Özür dilerim. Ee, evet Hiçbir iyilik cezasız kalmazmış, bunu öğrendim. Bunu öğrendim. Biri size aynı tepkiyi gösterse, işte az önce dediğim gibi ben size değil de, ah ne, ne, ne demokratik bir tepki gösterdi, yumurta attı gibi bir yaklaşımınız olur mu? Bırakın kaliteyi falan, anlayışla karşılar mısınız? Evet. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Dikkat Çünkü, edin bundan sonra yumurta atmasınlar size. <laughs> atabilir yani eğer gerçekten bir edepsizliği, bir haksızlığı mı? E Başka ne denir bilmiyorum. Yani bir insanı incitecek bir lafımı, bir eylemimi gördüklerinde rica ediyorum ağır bir laf söyleyeceklerine, benim kalbimi kıracaklarına, yumurtayla kafamı kırsınlar, sopayla beni dövsünler. Sopayla Aklına tamamen aldım. yalnız mı bırakıldınız? Size destek çıkan, sizi haklı bulan oldu mu? Hayır, çok şükür e, beni haklı bulan olmadı ama çok şükür derken yani haklısınız yumurta attınız ama hak verdik size diyen var mı anlamında soruyorum. Hayır olmadı. Yani e, özür dilerim bir taksi şoförünün hakkını yemeyeyim. Abi ben olsam e, başka şeyler yapardım İşte okumuş adamın hali başka Hı -hı. oluyor dedi. Şimdi, uzun yıllardır bir hayalim vardı bir gün. Ee, küçücük bir yerde Ahmet Altan Hikayelerini okumak isterdim ee, Ama hiçbir zaman Cesaret edemedim Yani oyunculuğum hiçbir zaman O sadeliğe O sükunete Ya da o şeye ermedi Oyunculuğu bıraktıktan sonra Belki cesaret edebilirim Tek hayalim şimdilik o hı hı. Ee, Yani ama devam edecek mi bir süre? Bir süre Ne? Tiyatro, dizi Var hayır, mı hayır. sürmeyecek mi? Hayır, hayır. Sadece kitap okumak, bir köşeye çekilmek, dinlenmek. Bütün hayaliniz bu mu? Ee, Güzel evet, bir lüks ama. Oyunculuk dışında çünkü Şirin Hanım 37 yılın her gününü tiyatroda, şehir gecesini tiyatroda, her gününü geçinebilmek için televizyonlarda, filmlerde harcadım. Hayatı çok ıskaladım kiraz çiçeklerinin ne zaman açtığını bilmiyorum mesela. Hmm. Ee, öldüğümde o hayatı hakikaten bütün renkleriyle şeyleriyle bir görüp öyle ölmek istiyorum. Ona da biraz zaman kalsın istiyorum. Ben incinen biri olduysa ki hani Sultan Hanım kendisi de bilir ki bir yumurtayı şu mesafeden vurmakla aslında ...ruhen incinmez... ...ruhen incindiyse özür dilerim... ...ama onların... E, ...yaptığı oyunu seyrettiğimde... ...incinme ötesi... ...kalbim kırıldı... ...kırıldı ama... ...gene de bu yumurtadan... ...kaynaklı... ...şiddet diyorlar... ...yumurta değil o şiddet... E, ...buradan... ...kaynaklı bir şey varsa ki hani... ...yarın öbürsü gün... Ee, hukuki süreç biter her şey her şey meydana çıkar o zaman sanıyorum bu gazeteciler utanırlar böyle yazdıkları için yargısız infaz yapılıyor ee, özür dilerim mesela Ahmet Hakan yuh olsun Ali Sürmeli'ye diye bir köşesinde yazmış hemen yanında da gene kendisi başlık atmış Yazıklar olsun bizim gazeteciliğimize mi öyle bir şey diyor yani hı hı. kendi kendini çürütüyor üzülüyorum üzülüyorum yani emek harcadım ben bu işe ve işim hakkında isyan ediyorum böyle yapmayın lütfen yapmayın eğer bunu yapmayın derken dikkat çekerken birini incittiysem Özür dilerim. Ben kadın erkek diye ayırmıyorum. Anladım. Birini ee, e, incittiniz. Bunları sen? söylediğiniz için aklıma bir soru daha geldi. Hı. Eğer eski sevgiliniz olmasaydı o oyunda oynayan gene aynı tepkiyi gösterir miydiniz Kesinlikle. başka bir oyuncuya? Kesinlikle. 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 Yani için... bir dönem ilişkinizin olması etkilemedi bu süreci öyle mi? Daha hassas yaklaşmanıza neden olmuş olabilir mi acaba diye? Tabii ki. Hı -hı. Tabii ki. Yani benim sevgilim 10 e, yıl boyunca bir edep çerçevesinde bir ilişkim var. Sonra bir edepsizliğin içinde görüyorum. Yani e, siz olsanız kırılmaz mısınız? Anladım. Peki e, kırılabilirsiniz ama herhalde e, gene de yumurta atmayın bir daha. Yumurta atılmaz diyeceğim ben izninizle. E, ben de onu söylemek isterim. Yani sakın sevgili seyirciler özellikle erkeklere seslenmek istiyorum... Lütfen yani benim yaptığım hatayı yapmayın ama yapabileceğim de başka bir şey kalmamıştı. Beni affedin.